Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kurucunun yanındayız. Kim 20 model 1.5 100 HP kurucunun yanındayız. Bir de bir donan alalım. Nide'den getirdik. Videosunu yeni alıyorum. Bu şekilde yeni yıkamadan çıkarttım aracı. Sizinle bir inceleme yapalım dedim. Gri, koyu gri bir rengi var. Titanium Plus. En dolu paket. Lastikleri yeni cilaladım, etkisi kalmamıştı. Cilamız kötü, cilayı değiştirmek lazım. Şöyle göstereyim içinde. 2016'lardan farkını göstereyim. Şu geliyor 2016'lardan farklı olarak. Bu geliyor. Bakayım başka bir şey şu an önde yok. Arkada var farklılık. Şurada tepsisi yok 2016'lardan farklı olarak. Arka biraz dağınık, kusura bakmayın. Şöyle bir dolanalım. Ön camda film var. Yanlarda falan hepsinde var. Ön camlar, ön üç cam, arka camlara göre biraz daha koyu. Şimdi de göstereyim size. Burada beni görebilirsiniz. Bagaj olarak hacim aynı. Yine burada böyle bijon anahtarı falan var. Üst tepme altta bunların. Şurada bagaj havuzu koymuşlar. Gerek yok, normalde arabaların zaten içi temiz bunların da bu şekilde. Şimdi yıkadım bunlar burada. Tripodu ayarlayacağım. Burada ayarlamayacağım ama ileride ya da burada ayarlarız ya. Şöyle ön koltuğa alıvereyim ben bunu. O zaman kamerayı ayarlayınca ya da dur şu ön tarafı inceleyelim. Ben bunu buraya ayarlayacağım. Topaçtaki açıyla aynısını yapacağım. Kurucu tarafına geçip aracı inceleyelim biraz. İçini pek temizleyemedim, kusura bakmayın. İçinde aynı direksiyon var yine. Şu lastik basıncını sıfırlamamız lazım. Hem de biz şuradan bir bakıverelim. Ekranın ışığını açalım. Ekranın ışığı kısıkta kullanıyordum ben. Şu farları otomatiğe alalım. Otomatiğe alınca farklarla sisleri yakmayalım. Lastik neredeymiş? Lastik. Sistem kontrolü mü? Lastik basın. Sil diyelim. Tamam. Sildi mi? Silinmedi. Neden silinmedi? O yarının gitmesi lazım normalde ya. Neyse onu ayarlarız. Motor arızalanması yine kronik bunlarda. Uzun yola gidip geldikten sonra yanıyor. Sesi kısık olsun. Ses sistemi güzel. Dijital klima. Koltuk ısıtma iki tarafta da var. Ön cam rezidansı var. Ön camın buzunu çözmek için. Otomatik kararan dikiz aynası. Ambiyans aydınlatması şurada ortada tam. Arkada var. Şu kırmızılar ambiyans aydınlatması. Şurada hepsinde olduğu gibi bir göz var mı bakalım, yukarıda bir şey kameradan bakayım. Yok. Aa bakın, burada da yer varmış. Yeni görüyorum. İki tarafta da ayna var. Bunlar da çok büyük buralar. Ben pek sevmiyorum görüntüsünü. Çok büyük duruyor. Şu tuş takımı öbürleriyle aynı. Şuradaki tuş takımı da öbür kasalarla aynı. Bilerek söylemiyorum. Öbür kasaların da videosu var. Şimdi kanalından bulabilirsiniz. Bu altı ileri. Bir geri. E freni manuel. Burada eşyalarını koyacak yer var. Burada da küçük bir koldayan var. Sürücü özel. Neyse tripodu ayarlayayım. Görüşürüz yolda. Evet hazırız. Yavaştan yola çıkalım. Şu taraftan çıkalım, orası çok kirli ya. Ne uyarısı verdi? Şu şeylere yapalım. İyi, benzin uyarısını yapmadı da. Benzinim fazla yok. Mazotum daha doğrusu. Arabanın her yerinden su çıkıyor zamlıca. Bunlarda debriyaja basmadan vites atma var bu şekilde arkadaşlar. Bakın mesela. Daha debriyaja basmadan vites atabiliyor. Sinyal açık kalmış. Hatta bir sol yapalım. Şehir içinde dolanalım birazcık da.
Bunlarda debriyajsız vites atabiliyor, boşa atabiliyor, her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu kuryelerde özelliğinde var otomatikman. Fabrika çıkışı bir şekilde geliyor. Güzel, konforlu bir özellik. Öbür taraftan çıkaran yoldan gazlar geliriz olmazsa bu tarafa. Şuradan düz gidelim, biraz şehir içinde dolanmış olursam. Üçpınar tarafına gideceğim, o bizim her zaman arabaları test ettiğimiz yerde, bir deneyelim bakalım. Gözlüğüm nerede? Kaybolmuş. Düşmüş mü yani? Şu kenarda bir durayım mı bakayım? Ben arabanın kapılarını kilitli seviyorum. Burada gözlük vardı ya. Biraz önce vardı. Orada düşürmüş olamam. Geri dönmek istemiyorum o kadar. Ben bir inip bakayım, şunu bir durdurayım mı? Evet. Gidebiliriz. Koltuğa beni alayım. Buldum. Şu koltuğun arasındaymış. Şu arkadan gidelim de dolanalım bari. Buradan çıkamayız o kadar. Bir de geçebilsek. Aklıma gelmese gözlüğümün şeyi, yolda kalacağım. Oradaki arkadaşları aradım. Dedim gözlük orada mı? Yok dediler. Arabanın içine baktım baktım bulamadım. En son dedim şu koltuğu yatırmıştım kamera açısını ayarlarken. Bir araya sokayım, belki girmiştir. Şu koltuğun şu araya girmiştim. Tam şu araya girmiş böylece. Bakın şimdi ayağım debriyajda değil, gösteremeyeceğim. Olmadı. Çok yüksek devirdeydi araba. Bak. Direkt geçti. Ama geri düşmüyor. Sadece artıyor. Kamera açısı umarım güzeldir. Öbür kamera açısını ayarlayamadım bu arabada. Şahinlik gibi değil bunun içi. Kafamı acıtıyor biraz bu da. Neyse, yapacak bir şey yok. Köpek sakın önüme atlama. Şu kamera da yamuldu, onu da düzeltmeye çalışıyorum. Heh, düzeldi herhalde inşallah. Şuradan çıkarsak gideceğimiz yere gideriz herhalde. Çok güzel oluyor ya debriyaja basmadan geçmesi. Otomatik araba gibi böyle gidiyor. Burada değil, bir ileri. Unuttum, dönüyordum az daha erkenden. Genelde basarak atıyorum ama alışkanlık olmuş artık. Manuel araba debriyaja basmadan insana değişik geliyor. Çok işte bilmiyor bu özelliğini kuryelerin. Bak şu an geçirdim. Biraz zaman alıyor geçirmesi. Alışsan daha rahat olur da. Hava da iyice kararır ya. Biz video çekene kadar kararacak herhalde. Ben şu güneş gözlüğümü çıkartayım geri. Çok karanlık oldu. Arabanın ön camındaki filmler arkaya göre daha kalın. Ben bunun 2017'sine de bindim. 2016'sına da bindim. 2015'ine de bindim. 2021'ine de bindim. 2022'sine de bindim. 2022 değil. 2021 aynen. 2020 kasa var mı bilmiyorum. 2021 5000 km'de bir arabasına da bindim bu kuryelerin. Kurye çok güzel araba. Böyle binek tarzı biraz daha. Ticari ama binek gibi gidiyor yolda. Oturaklı. Yere yakın. Yakıtı bunların 1.6'ları var. Bunun bir alt kasası. 2015-2016 kasası. Onlar az yakıyor. Bunlar biraz çok yakıyor onlara göre. Biraz değil, bayağı çok yakıyor onlara göre. Öbürü 500 yakıyorsa bu 700 yakıyor mesela. O şekilde bir fark var arada. Bagajda bir şeyler gezip duruyor. Sinirim bozdu şu an. Bunu hiç kapatamayacağım. Sizin görüntünüzü engeller çünkü. İyi, atlamadı köpek. Arabayı yıkamaya bayağı bir uğraştım. Pek kirlenmesini de istemiyorum. Lastik basınç şeyini sökmemiz lazım. Sil dedim.
Evet dedim. Gitmedi. Bunu nasıl sıfırlıyoruz acaba? Şöyle yapsak. Burayla bir alakası yok. 71 bin kilometrede bu araçta arkadaşlar. Şöyle açayım. Ayarlar. Araç var mı ayarlar? Araç. Lastik basıncını kaydet. Ha, buldum. Tamam, söndürdüm ha. Lastiklerin havaları azmış. Demek ki silmek yetmiyor. Bir de sıfırlama kaydetmek gerekiyor. Ben komple doldurdum lastiklerin havasını. Yeter, telif yemeyelim. Böyle kısa bir ses sistemini de denemiş olduk. Hadi yola devam edelim. Altileri çok güzel çekiyor. Rampada biraz bayılsa da 2-0 kediden sonra bana bayılıyor olarak gelse de yine de köpek gibi gidiyor. Arıza lambasını da söndürtürmek lazım. Bakmak lazım bir şey var mı diye. Sessiz kaldım gibi hissettim kendimi ya. Yoruldum arabayı yıkarken, onun için pek konuşamıyorum şu an. Belli bir süre dinlenme şeyim olsun. Ondan sonra yeniden konuşmaya devam ederim. Dayım yolu iyice ortala, yoldan çıkayım ben. Bitmene lastik yolun dışına sıfır çıktık. Dayı öyle bir ortalamış ki yolu. İyi, pek salmıyor. Arka lastikler kabak ama arka kaymıyor. İyi, iyi. Güzel. Ben yıkadıktan sonra baktım bayağı bir kabak. Belki atar falan diye düşündüm de arkaya atmıyor. Güzel. Bir road balance istiyor. Sol ön lastiğin havası da bir tık az olmuş gibi. Road balance demeyin de balans istiyor. Hani araç sallıyor böyle lastikleri belli bir hızda. Buralara yine asfalt atmış. Güzel olmuş asfalt atınca. Ben burada Doğan'la eziyet çekiyordum giderken. Altı sür çek, toprakta çamur olacak, batacak diye. Sıfır yüz denemesi yapalım mı? Frenleri de güzel. Başlıyorum. 1, 2, 3. Kaldıramadım. Olmadı, bir daha yaparız. Bayıldı araba kalkarken. Ama 0 yüzü düşük gibi ya. Şu anda hala yüzü bulmadı. Bir mesafeli. Dörtlere yakalım. Arka boşum diye bakıyorum tabii ki de denerken arkadaşlar. 1, 2, 3. Pek adil olmadı ya. Bir daha deneyeceğim. Bu son deneyişim olsun inşallah. Biraz yüksek devirde kaldırmak lazım. Bir de devrini tam ayarlayamadım viteslerin. Saniye falan saydım ben. Bayağı bir yüksek herhalde. Olmazsa videonun sonunda verilere bakarız, fabrika verilerine. Şunu bir sıcak yapalım. Ayaklarım dondu birdenbire.
Güzel güzel. Viraj şey güzel. Şu ileride göreceğiz zaten virajının performansını. Tadini neden geldik bununla? Kediyle gittim, bununla geldim. Kediye göre yolda daha stabil duruyor. Yere yakın olmasından ve amortisörlerin biraz daha sert olmasından kaynaklı. Yolda daha stabil gidiyor. Kedide en ufak şöyle bir hareketiniz, böyle direksiyon sallama hareketiniz arabayı sallıyor bayağı bir. Bunu da hissettirmiyor. O konuda binek araba gibi çok güzel bir araç. Hani ben kediye değişirim büyük ihtimalle. Hani kediden daha güzel bana göre bu araç. Niye kıyasladığımı sorsanız elimdeki araçlarla kıyaslıyorum öyle bir. Kanalıma sürpriz bir araba geliyor arkadaşlar. Yorumlarda belirtin bakalım ne geliyor. Yeni bir araba geliyor, onu yapacağım. Elime para geçtikçe onu çok güzel yapacağız. Hani Şahin Tofaş değil, BMW değil, öyle söyleyeyim. Çok lüks bir araba beklemeyin. Lüks bir araba gelemeyecek şu an. Şu anki piyasada zor. Bakalım, tahmin edin yorumlarda. En yaklaşanın ya da en doğru bilenin yorumuna kalp atacağım. Doğru bileni hem beğeneceğim hem kalp atacağım. Yaklaşana da sadece kalp atacağım. Marka olarak yanaşana şey atacağım, kalp atacağım. Marka ve model olarak bilene like atarım artık. Hem like hem kalp atarım. O ısıtmaya başladı hemen arabanın içine. Buraya gelmişken bir de resim alayım bari, gün batmış ama. Deneyelim bir alabiliyor muyuz diye. Bakalım bir havaya alınır mı? Alınır. Şurada aşağıda duracağım, ben videoyu durduracağım, bir tane güzel bir resim alayım, şöyle kenarda dursun arabanın resmi. Tamam. Şöyle ağaçların arasına doğru aşağı biraz ineyim. Tamam, hadi görüşürüz. Arkadaşlar burada çok güzel bir görüntü olduğunu fark ettim, burada videomu bitireyim dedim. Aracın etrafında şöyle son bir kez daha dolanalım. Kimse gelmeden de gideyim. Yol pek işlemiyor ama yine de ne olur ne olmaz. Allah düşüyordum yanındaki araziye. Şöyle arkadan da göstereyim hızlıca çekilip. He. Bunlar da sis. Arka ikisini de yakıyor böyle. Çok güzel bir görüntü oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.